Hayırlı geceler sevgili izleyiciler. Akide Soruna hoş geldiniz. Bu akşam memur engelli emekliliğini ilk olarak konuşacağız. Murat Bey yine stüdyomuzda. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Murat Bey memur engelli emekliliğiyle başlayacağız sözü ancak. Bu daha yürürlüğe girmedi ama Cumhurbaşkanımızın onaylayacağı bir yapılandırma ile ilgili bir yeni bir çalışma oldu. Meclisten geçti. İnşallah bir aksilik olmasa Cumhurbaşkanımızın da onayıyla yürürlüğe girecek. İsterseniz bu kanunu seyircilerimize anlatarak konumuza başlayalım. 6770 sayılı emekli sandığı kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan torba kanun olarak ifade edilebilecek olan yani çok maddeli kanunumuz yüce milletimizin en yüksek iradesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasını mütakip yürürlüğe girecek. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika gezisi nedeniyle bu hafta yürürlüğe girmesi beklenen kanun imzalanıp resmi gazetede yayınlanmadığı için yürürlüğe girmedi ama bugün yarın referandum bu düzenleyen kanunda olduğu gibi imzalanıp yürürlüğe girince sigortalıları, işverenleri, hatta emeklileri ilgilendiren bazı önemli düzenlemeler var. Bunlara da bir değinmemiz lazım. Öncelikli olarak yapılandırmaya müracaat etmiş olup, taksitle seçenlerin ilk taksiti ödeyemeyenler, peşin ödemeyi seçip de ödenecek tutarın tamamını ödeyemeyenler, malumunuz Aralık ayı sonuna kadar ödemeyi yapmazlarsa yapılandırmaları bozuluyordu. İşte bu 6770 sayılı kanunda bunların bozulmamasına yönelik önemli bir düzenleme var. Eğer sigortalı veya işveren, biliyorsunuz hem sigortalılara hem işverenlere yapılandırma imkanı getirilmişti. Taksitle ödemeyi seçip de ilk taksiti ödeyememişlerse, ödenmesi gereken taksiti, ödenmesi gereken tarihten Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı tarihe kadar, çünkü imzaladığı tarih aynı zamanda yürürlük tarihi olacak, tarihe kadar ödemesi geçen süreler için gecikme zammı çok cüzi olacak. Yani %0.5 diyebiliriz belki. O kadarlık bir cüzi zamla birlikte ödedikleri takdirde yapılandırmaları devam edecek. Ayrıca bundan sonraki taksitlerini de 4 ay ileriye gidilmiş biçimde ödeme imkanını elde edecekler. Yani bir anlamda taksitler de 4 ay ötelenmiş olacak. Eğer peşin ödemeyi seçmişlerse artık bir daha peşin ödeme imkanı olmadığı için Nisan ayının sonuna kadar müracaatta bulunup taksite çevirterek, yani bir anlamda 6 taksit ya da 9 taksit veya 12 taksit veya 18 taksiti seçmek suretiyle taksit haline getirip ilk taksiti de Mayıs ayına kadar ödemeleri halinde bunların da yapılandırma imkanı devam edecek. Ayrıca yine bunların da ödemelere gereken taksit tutarları 4 ay ötelenmiş olacak. Yine bir diğer önemli düzenleme özellikle küçük esnafımızı ve işverenlerimizi ilgilendiren bir düzenleme. Asgari ücret desteği. 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da asgari ücretin malum geçen sene biraz beklenenin üzerinde artması nedeniyle yaklaşık olarak aylık 100 lira civarında ödenen 99 lira 90 kuruş tutarında ödenen asgari ücret desteği bu sene de devam edecek ama bunun miktarını belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu'na verildiği için Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan miktarlar üzerinden olacak. Zaten Ocak ayının da asgari ücret desteği Mart ayının ödenmesi gereken priminden düşüldüğü için burada zaten önümüzde uzun da bir süre var. Onu yine ilerleyen dönemde programlarımıza değineceğiz. Yine bir diğer önemli düzenleme prim erteleme. 2016 yılı Aralık ve 2017 Ocak ve Şubat aylarına ait primler asgari ücret destek gün sayısı baz alınarak ilgili aylardaki o gün sayısının 60 lirayla çarpımı sonucu bulunan matrahlara tekabül eden prim tutarları Aralık ayı için 2016 yılı Aralık ayı için Ekim ayında 2017 Ocak ayı için Kasım ayında 2017 Şubat ayı içinde Aralık ayında kurum tarafından belirlenen tarihe kadar ödenmesi halinde yasal süresi içerisinde ödenmiş sayılacak. Yine bir diğer önemli düzenleme de daha önce kamudan emekli olup
30 yıldan fazla hizmeti bulunmasına rağmen eski yasa hükmü gereği 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alanlara 30 yıldan fazla olan süreler için ikramiye ödenmesine yönelik bir düzenleme. Zaten kanunda birinci maddesi bu 6770 sayılı kanun. Burada da kişinin emekli olduğu tarihte mevcut göstergesi, ek göstergesi dikkate alınarak emekli olduğu tarihteki memur maaş katsayısı ve memur taban aylığı üzerinden hesaplanacak olan emekli ikramiyesi, yani bir anlamda emekli olduğu tarihte hesaplanan bir yıla tekabül eden emekli ikramiyesi, o 30 yılı aşan kısım için kişilerin bir yıl içerisinde müracaat etmeleri halinde kendilerine ödenmiş olacak. Eğer daha önceden müracaat etmişlerse yeni bir talep şartı, yani bundan 3 ay önce, 6 ay önce veya 1 yıl önce müracaat etmişlerse talepte bulunmalarına gerek kalmayacak. O müracaatta müracaat edilmiş olarak değerlendirilecek. Burada bazı çok çok eski yıllarda emekli olanlar için çok düşük bir miktar çıkmasın diye her durumda bir yıl için ödenecek emekli ikramiyesi tutarı 50 liradan, toplamda da 100 liradan az olamayacak. Yani 75 yılında emekli olmuş 31 yıl. 75 yılının değerleri alındığı zaman belki çok düşük bir rakam bir yıl için. Oysa işte böylesi durumlar içinde 100 liradan az olmamak üzere toplamda ödenecek şeklinde bir anlamda dişe dokunur bir rakamın çıkması böylece yasayla sağlanmış oldu. Bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla birlikte hem emeklilerimiz hem sigortalılar hem de işverenler böylesi önemli düzenlemenin kazanımlarını elde etmiş olacaklar. Evet, kanunu kısa olarak, öz olarak anlattık. Şimdi daha önceki programımızda normal SSK engelli emekliliklerinden bahsetmiştik. Yine PAGOR engelli emekliliklerinden ve hangi tarihlerde nasıl ne şekilde olacağından bahsetmiştik, oranlarından bahsetmiştik. Ama biraz memurları sonraya ertelemiştik. İşte o sonrası bugün memurların engellilerinin emeklilik oranları ve nasıl olacakları. Şimdi memurları genel olarak biz biliyorsunuz 2006 yılında 5510 sayılı kanun ilk düzenlendiğinde Anayasa Mahkemesi bozduğu için yeni yapılan düzenlemede memurlar bir anlamda kategorik olarak kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa memur olan ya da öncesinde memur olan diye bir anlamda ikiye ayrıldı. Bu da halk arasında veya bu işle ilgili beyanda bulunanlar arasında eski memur ya da yeni memur şeklinde nitelenmiş oldu. Yani 1 Ekim 2008'den önce eğer bir kimsenin 15 Ekim 2008'den önce, çünkü aybaşı kavramı memurlarda ayın 15'i, öncesinde bir şekilde 5434 sayılı emekli sandığı kanununa tabi sigortalılığı varsa, örneğin asteğmenlik yapmıştır da o şekilde sigortalılık oluşmuştur diyelim 2005 yılında, sonra 2010 yılında da memur olmuştur. Bu da eski memur. Böyle bir sigortalılık yoksa 15 Ekim 2008 tarihine kadar, bundan sonraysa buna da yeni memur diyoruz biz. Öncelikle yeni memurlarla başlayalım. Yeni memurlar ilk defa 5510 sayılı kanuna tabi çalışanlar gibi 4C, 4A, 4B biliyorsunuz şartları eşit. İlk defa yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı olanlar. Dolayısıyla bunların ilk defa memur olarak atandığı tarihte malul sayılacak derecede engelliliği varsa, yani %60'ın üzerindeyse 15 yıl sigorta, 3960 gün prim ödemeleri durumunda emekli olabilecekler, yaşlı aylığı alacaklar. Karıştırmayalım, bu malülük aylığı değil. Yine SGK tarafından sevk edildiği hastanenin düzenlediği raporun SGK'nın Bölge Sağlık Kurulu tarafından incelenmesi sonrası engelliliği %40-49 aralığında çıkanlar 18 yıl sigorta 4680 gün primle, %50-59 aralığında çıkanlar 16 yıl sigorta 4320 gün primle engelli emeklisi olma imkanını elde ediyorlar. Yani yaşa tabi olmayacak. 45 yaşında bu bahsettiğim şartları sağlamışsa, kendisi de emeklilik talebinde bulunuyorsa emekli olabilecek. Eski memurlarla ilgili olarak iki tane önemli husus karşımıza çıkıyor. Birincisi, engelli emekliliği imkanından yararlanabilmek için öncelikle memuriyetin devam etmesi lazım. Memuriyete devam ederken kendisi, daha önce ilk memuriyete atandığı tarihte %40 ve üzerinde engelli olduğuna ilişkin bir rapor vermişse, mesela engelli kadrosundan girenlerin böyle bir raporun olduğunu söyleyebiliriz. Veya
Böyle bir rapor vermemekle birlikte daha sonra doğuştan %40 ve üzerinde engelli olduğunu raporla belgeleyebilirse, memuriyete de devam ederken emeklilik, engelli emekliliği dilekçesi verirse, 15 tam yıl sigorta yani 5400 gün prim ödemeleri halinde engelli emeklisi olabiliyorlar. Şayet böyle bir rapor yoksa veya sonradan engelli olmuşsa, bu durumda da sevk edildiği hastanenin düzenlediği raporun SGK'nın Bölge Sağlık Kurulu tarafından incelenmesi sonucu %40-49 aralığında engellilik çıkarsa 6480 gün yani tam olarak 18 tam yıl prim ödemeleri. Eğer %50-59 engellilik söz konusuysa bu kez 5760 yani tam olarak 16 yıl prim ödemeleri halinde bu prim günü oluşmuş olacaktır. Engelli emeklisi olma imkanını elde edebilecekler. Bunlar için önemli husus memuriyet devam ederken engellilik müracatı. Bağkur ve SSK'lılar için öyle değil. Bağkurluk sona ermiştir. 5 sene sonra Bağkur engelli emekliliğine son 7 yıl priminin fazlası Bağkur'sa müracaat edebilir. Keza SSK için de SSK emekliliği için de öyle ama memur emekliliğinde bu imkandan yararlanmak için memuriyet devam ederken engelli emekliliği talebinde bulunmak lazım. Memuriyetten istifa ettiniz. Memurun engelli emekliliğini imkanı size tanınmayacak. Öyle olunca da ya 1260 gün Bağkur'a prim ödeyeceksiniz isteğe bağlıya ya da SSK'ya prim ödeyeceksiniz ki o diğer vergi indirim belgesiyle veya Bağkur için sevk sonucu çıkacak engellilik derecesine göre emeklilik imkanı söz konusu olabilsin. Evet. Sorularımıza geçiyoruz. Fadime Yusuf Uyar. 1956 doğumlu bayanım. 1986 yılında Bağkurlu olup 3 yıl prim ödedim. Son 3 yılda SSK prim ödüyorum. Ne zaman emekli olabilirim diyor. Verdiği bilgilere göre 6 yıl prim ödemiş. Evet. 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı olanların SSK şartlarından emekli olması için kadınların en az 3600 gün prim ödemesi lazım. Primin tamamlandığı, yaşın tamamlandığı, sigortalık süresinin tamamlandığı tarihe göre de 50 yaşla 58 yaş aralığına giriyor ki her durumda zaten 1956 doğumlu olması şu an 60 yaşında olduğu için bir yaş sorunu yaşamayacağı anlamına gelir. Dolayısıyla en az 6 ayı SSK primi olmak üzere toplamda 10 yıl prim ödemesi halinde emekli olabileceği gibi 1986 yılında Bağkurlu olduktan sonra doğum yapmışsa, doğum yaptığı tarihten sonraki 2 yıllık sürelerinin primi ödenmemiş bir dönemi varsa, hani 35-36 yaşında anne oldu da doğum yapmışsa, bunlara da borçlanmak suretiyle 10 yılı daha erken tamamlama imkanı söz konusu olur. Fadime Hanım'ın özellikle doğumu varsa, doğum borçlanması kendisini belki de 2 doğum yapmışsa hemen emekli etme imkanına sahip olur. Evet, bir telefonumuz var. Telefon attığımızda Osman Bey. Alo Osman Bey. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Abicim hayırlı yayınlar. Sağ olun, buyurun. 1900 gün sigorta primim var. Sene 90 giriş. 1990 kaçıncı ayında? 1-1-90. 1-1-90. Askerlik? Asker ve mağlulluktan dolayı gitmedim askerle. Gitmediniz. Evet. Evet. Neyi soruyorsunuz? Emekliliği mi? Dur abicim anlatacağım. 1900 gün sigortadan primim var. 4600 günde Bağkur'dan, çiftçi Bağkur'undan primim var. %40 üzerinden de şimdi yeni vergi indirimi aldım. Emekliliği hak kazandım mı kazanmadım bunu soracaktım. Evet. Şimdi 1900 günlük SSK'dan sonra mı Bağkur var? Sonradan Bağkur var. Son 2 aylıkta SSK'm var şu anda. Son 2 aylık SSK. Şimdi SSK'dan emekli olmak için Bağkur'dan sonra 1260 gün prim ödemeniz lazım. Verdiğiniz bilgiye göre bu olmadığı için şu an emekli olamazsınız. Ancak 1260 gün SSK primi ödeyip ardından vergi indirim belgesiyle SSK'dan emekli olabilirsiniz. Ancak 1900 gün SSK priminiz, 4600 günde Bağkur priminiz olunca bu sefer toplamda prim ödemeniz 4680 günden fazla. Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü'ne engelli emekliliği müracaatında bulunacaksınız.
Bulununca sizi hastaneye sevk edecekler. Şu elinizde almış olduğunuz raporun bir önemi yok. Sevk sonucu düzenlenen sağlık kurulu raporunu SGK'nın bölge sağlık kurulu inceleyecek. Vergi indirim belgeniz olduğuna göre muhtemel ki %40'ın üzeri olacak. Dolayısıyla da %40'ın üzeri çıkacağı için size Bağkur şartlarından engelli maaşı bağlanacak. Yani ister 3 yıl 4 ay daha SSK primi ödeyip SSK'dan engelli emeklisi olun, ister şimdi müracaat edip Bağkur'dan Bağkur engelli emeklisi olun. Seçim sizin. Peki Bağkur'dan emekli olursam ne kadar bir maaş alırım hocam? Şimdi primin ödendiği dönem hangi matrah üzerinden ödendiği büyük Çiftçi önem Bağkur. Arz ediyor. Çiftçi Bağkur hocam. Hangi yıllarda ödendiği önem arz ediyor. Yani bunlar hepsi bir ayrı... 2003'ten bugüne kadar hocam. İşte 2003'ten bugüne de yıl yıl miktar olarak onu bilmeden, görmeden bir rakam verebilmemiz mümkün olmaz. Osman Bey, dökümünün bizde olması lazım. Onun haricinde verme olasılığımız yok. Ama 3 yıl sonra emekli olmaktansa şu anda Bağkur'dan emekli olmak sizin için daha avantajlı olur gibi gözüküyor. Evet. Oldu. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Yine telefonumuz var. Faruk Bey telefon attığımızda. Alo Faruk Bey. Alo, iyi akşamlar. İyi hayırlı yayınlar. Akşamlar. Ben... Televizyonumuzun sesini kısabilir miyiz? Tabii. Evet. Ben eşim için aradım. Buyurun, sizi dinliyoruz. Eylül 1974 doğumlu. Evet. Ağustos 1986 sigorta girişi. Evet. 2008'e kadar 2660 gün. Evet. 2008'den 2011'e kadar 1079 gün isteğe bağlı. Evet. 2010'dan sonra da 2015 civarında da tekrar sigorta girişi 4 ağlı. 287 gün ilave. Evet. Toplam 4026 gün civarı var. 720 günde bir doğum borçlanması yapacağız. 2001 doğumlu bir çocuğumuz için. Evet. Sorum, eşim ne zaman emekli olur? Son 7 yıl acaba bizim için gecikmeli olarak olur mu emeklilik açısından? Evet. Şimdi doğum borçlanması yaptınız. Hangi yılın doğumuydu bu? 2001. 2001 yılının doğumuydu. 1079 gün Bağkur isteğe bağlı, yani Bağkur'a sayılıyor. Evet. Prim ödedikten sonra SSK kaç gün ödediniz? 287 gün. 287 gün. Bu 1079 gün 2010'a kadar olan priminiz değil mi sizin? 2008-2011 arası. 2008-2011 arası. Şimdi 1260 günü geçmediği için Bağkur, doğum borçlanmasını yaparken SSK'lı iken mi yaptınız? Evet. Oradan doğum da, borçlanması yapmadım ama yapacağım. Yani. Yapacaksınız. Yaptığınız evet, zaman zaten SSK'lı yaptığınız zaman 2001 yılıyla 2003 yılı arasına SSK primi ödenmiş gibi değerlendirilecek. Evet efendim. 86 Ağustos sigorta başlangıcına göre 43 yaş 5150 güne tabi. Zaten yaş problemi yok. 5150 gün. Ödenen 4746 gün olduğuna göre ödemeniz gereken 414 gün prim eksiğiniz var. Bu 414 günü yalnız 1079-1260 günü geçmemesi lazım isteğe bağlının. O yüzden en fazla 150 günlük kısmını isteğe bağlıyla ödeyebilirsiniz. 150 günü geçirmeyip geri kalanı mutlaka SSK ile tamamlamanız durumunda zaten yaş problemi de yaşamayacağınız için emekli olacak. Yani bir 7 yıl şartından bir gecikme olmuyor herhalde. Yok yani bu 1260 olayı şu demek değil. Bağkur'dan sonra 1260 gün SSK prim ödenecek anlamına gelmesin. Genel kural şudur. Eğer uzun yıllardır Bağkur'dan prim ödeyip de yani 1260 günden fazla Bağkur'a prim ödemesi varsa bir kimsenin, onun için 1260 gün daha SSK öde diyoruz. Yoksa sizin zaten toplam Bağkur priminiz 1260 günü aşmadığı için Bağkur'dan sonra 1260 gün SSK'lı çalışma koşulunuz yok. Siz SSK'lıyken borçlanmaya müracaat edin. 414 gün daha SSK primi ödeyince sizin son 7 yıl priminizin fazlası SSK olacak. Dolayısıyla SSK'dan 5150 gün primle yaşta 43 yaş tamamlanmış olacak. O tarihte emekli olacaksınız. Çok teşekkürler. O konuda tereddüdümüz vardı. Çok tereddüt yaşamayın benim dediğim gibi.
Evet, biz teşekkür ediyoruz. Bir telefonumuz daha var. İbrahim Bey telefon attığımızda. Alo. Alo. Buyurun. İyi akşamlar efendim, kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Öncelikle böyle bir programla bizi ulaştırdığınız için çok teşekkür ediyorum ben. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi babam için bir bilgi almak istiyordum ben. Evet. Babam 11. ayın 3'ü 1959 doğumlu. Evet. SSK girişi 9. ayın 20'si 1988. Evet. Şu an için toplam 3800 günü var. Evet. 60 yaşında emekli olabilmesi için 3600'den olabiliyor diye biliyoruz ama doğru mu biliyoruz tam olarak da bilmiyorum. Sigortasını şu anda durdurması mı lazım? 60 yaşında emekli olabilmesi yoksa şu an için devam etmesi mi gerekiyor? Evet. Bu 3800 gün prim hepsi SSK mı? Alo. Alo. Bu primlerin hepsi SSK olarak mı yatırıldı? Hepsi SSK. Şimdi evet. Normalde 88 sigorta başlangıcını dikkate aldığımız zaman 51 yaş 5450 günle emekli oluyor. Zaten o size biraz uzak bir tarih. Dolayısıyla o zaman sigorta primi yetersiz olduğu için olamamış belli bir yaşında. Uzuyor süre. Onu beklemeye gerek yok. Çünkü 15 yıl 3600 gün şartlarından zaten emekli olabiliyor 60 yaşında. Dolayısıyla ister çalışmayı sürdürsün, ister çalışmasını sonlandırıp evde bekleyebilir. 3600 günü tamamlamış. 3 Kasım 2019 tarihinde babanız emekli olacaktır. Peki devam etmesi takdirde emekli olduğu zaman bunun emekli maaşına bir katkısı olacak mı acaba? Yani ödenen prime bağlı. Yüksekten prim olursa katkısı olacak yani çok yüksekten ama yüksekten prim ödenme olmazsa katkısı olmayacak. Yani prim gün sayısı değişiklik göstermiyor mu bu konuda? Sadece prim gün sayısı önem arz etmiyor. Aynı zamanda ödenen primin de ne kadar olduğunun önemi var. 10 bin liradan prim ödeyenle 2 bin liradan prim ödeyenin arasında çok ciddi miktarda bir farklılık oluşuyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Yine bir telefonumuz daha var. Alo Mustafa Bey. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun, buyurun. Efendim ben bir sorum olacak şöyle ya. Ben 1969 doğumluyum. Evet. SSK başlangıcım 1986, 2. ayın 20'si. Evet. 8600 primim var. Evet. Askerlik borçlanmamı da yapmadım. Zaten ondan önce sigortam başlangıcı vardı. Evet. Hala SSK ödemem devam ediyor. Ne zaman emekli olabilirim? Evet. Normalde 25 yıl sigortayı sağlamışsınız. 49 yaş ve 5300 gün prim şartına tabisiniz. Verdiğiniz bilgiye göre 1986'da sigortalı olduğunuz için. Şubat ayında. 49 yaşı da 2020 yılında tamamlayacaksınız. Hangi tarihte doğduğunuzu tam olarak söylemediniz. Ay olarak hangi ay? İkinci ayın 20'si. 22 1969. 49 evet. Yaşa tabi olduğunuz için 22-2018 tarihinde yani seneye Şubat ayında emekli olmaya hak kazanıyorsunuz. Seneye Şubat ayında 20'sinden itibaren işten ayrılır ardından da emekli olma dilekçesi verirseniz size 1 Mart 2018'den geçerli olmak üzere emekli maaşı bağlanacak. Evet Mustafa Bey sizlere duydunuz. Sizlere aydınlattığınız için teşekkür ederim efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum sizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Biz de hayırlı akşamlar sizlere diliyoruz. Evet sorularımıza devam ediyoruz. İbrahim Küçükdeveci soruyor. 657-4C'liler emekli olduğunda emekli ikramiyelerinden gelir vergisi kesilmek isteniyor. Doğru mu diyor? Böyle bir soru soruyor. Emekli ikramiyelerinden gelir vergisi kesilmez. Tıpkı kıdem tazminatından emekli gelir vergisi kesilmediği gibi emekli ikramiyeleri bulundukları derece kademe üzerinden emekli kesenliğini esas kazanç dediğimiz bu kıdemiyle de bunda etki ediyor. Bunun çarpımı sonucu bundan tutar üzerinden ödeniyor. Herhangi bir kesinti söz konusu değil. Muhtemelen böyle sosyal medyada biliyorsunuz önemli günlerin arefelerinde böyle yalan yanlış şeyleri maksatlı olarak maalesef çıkaranlar oluyor. Herhalde böyle bir haber diye düşünüyorum. Evet, bir telefonumuz daha var. Alo.
Yılmaz Bey, hoş geldiniz. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Hocam ben 4. ayda 92'de işe girdim. Halen devlet memuru olarak çalışıyorum. Evet. İkinci dereceden engelli olarak da yararlanıyorum. Evet. Askerliğimi de saydırdım. Ne zaman emekli olabilirim? Askerliği ne zaman yaptınız? İşe girmeden önce yaptım. İşe girmeden önce ne kadar yaptınız? 18 ay. 18 ayda oradan önce sigorta başlangıcınız olmuş olacak. Evet, evet Murat Bey. Doğum tarihi kaç? 7-3-966. 66. 1966. Evet. Normal yollarla emeklilikte yani engelliliği dikkate almadığınız normal yollarla olmak istiyorum. Emeklilikte 52 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Ancak programın başında da belirttiğimiz gibi vergi indirim belgesi olması burada önem arz etmiyor memur emekliliğinde. Engelli emeklilik için müracaat ettiğinizde hastaneye sevk edileceksiniz. Eğer böyle bir talebiniz olursa. Düzenlenen sağlık kurulu raporunu SGK Bölge Sağlık Kurulu inceleyecek. %40'ın üzerinde engellilik çıkarsa dilediğiniz hemen tarihte emekli olma imkanını elde edeceksiniz. Yani bir anlamda yaşı beklemeyeceksiniz. Hocam ben engelli istemiyorum. Seneye doluyor o zaman. Ya, engelli emeklisi olmak demek emekli maaşının düşük olacağı anlamına gelmez. Şimdi bazı izleyicilerimizin bana gönderdiği mesajlardan da gerek telefonla görüşmelerimizde de öyle bir intiba edindim. Sanki engelli maaşı biraz düşük bağlanacakmış gibi bir algılama içerisinde. Normal SSK ve Bağkur emekliliğinde engellilerin aylık bağlama oranları yüksek. Yani hatta diyebiliriz ki işte 3600 günle vergi indirim belgesiyle emekli olan belki 7000 gün normal emekli olandan daha fazla emekli maaşı alabilir. Primin ödendiği döneminde tabii önemi var. Çünkü aylık bağlama oranı onların yüksek. Memur emekliliğinde de hani 2 sene sonra emekli olmak demek aylık bağlama oranının 2 puan az olacağı anlamına gelir. Yani %80 yerine %78 olacağı anlamına gelir. O da ortalama emekli kesenlerine esas kazancın %78 ile çarpımı sonucu. İşte bunun 2500 lira olduğunu düşünürseniz 1 puan 25 liraya tekabül eder. İşte 2 puan 50 liraya tekabül eder memurlar açısından. Ama 2 senede fazla maaş alınmış olur. Bunu da göz önüne almalarında fayda var. Evet, belki de çok ihtiyacı vardır çalışmaya. Onun için yapmış olabilir. Aynen, evet, bir telefonumuz daha var. Halil Bey telefon attığımızda. Alo, Halil Bey. Selamun aleyküm hocam, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Ben Deneli hocama bir sorum olacaktı zaten. Buyurun, sizi dinliyoruz. Efendim, 20.10.1992 sigorta girişliyim. Evet. 8736 günüm var. Evet. 0307-1968 doğumluyum efendim. 68, evet. Maaşlı olarak ne zaman emekli olabilirim? Evet. İşçi misiniz, memur musunuz? İşçiyim efendim. İşçi, askerlik yaptınız mı? Yaptım efendim, askerlik yaptım ben. Ne zaman İşçiyim. Yaptınız? 89 yılında yaptım efendim. Kaç yıl, 18 ay mı? 18 ay efendim. Normal sigorta girişinize göre, 92, 10. ay girişinize göre 53 evet. yaşında emekli oluyorsunuz. Günü tamamlamışsınız. Ancak evet. askerliği öncesinde yaptığınız için askerlik borçlanması yaparsanız en az evet. 17 ayını borçlanmanız lazım. Ne askerlik kaç borçlanması yaparsanız sigorta başlangıcınız 23 Mayıs 1991 öncesine geleceği için bu kez 52 evet. yaşında emekli olma imkanı söz konusu olacak. Yani 2021 yılı Temmuz ayında değil de 2020 yılı Temmuz ayında emekli olabileceksiniz. Yani bir sene erken emekli edecek askerlik borçlanması. Ayrıca gününüz de arttığı için aylık bağlama oranı da artacak. Maaşınızı da aynı zamanda arttırmış olacak. Peki hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir telefonumuz daha var. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz Süleyman Bey. Hoş bulduk. Hocam iyi akşamlar. Babam için soru soracaktım da. Buyurun sizi dinliyoruz Süleyman Bey. Hüseyin de adım ama. Babam 1963 doğumlu. Evet. Şu anda sigorta primi olarak 3100 günü iş gününe sahip. Evet. Şu anda halen çalışmakta kendisi. Tamam. Şu anda babamın askerlik borcu dışında hiçbir şey yok. Parça parça ödendiği için
Babam ne zaman emekli olabilir onu... Kaç ay askerlik yaptı? 20 ay. Sigorta evet. Başlangıcını öğrenelim. 80. 1980. 1980. Şimdi evet. Babanız 1980 sigorta başlangıcı olduğu için hangi ayı 80'in? Birinci ayda. Birinci ay 5000 günlüğüne emekli olabiliyor. Yani 3100 güne 600 gün askerlik borçlanınca 3700 gün yapar. Geriye evet. Kalan 1300 gün daha prim ödeyerek emekli olabilir. Birinci seçenek bu. İkinci seçenek evet. De 3600 gün şartlarından 60 yaşında emekli olabilir. Bu da 6 yıl sonrasına denk gelir. Dolayısıyla askerlik borçlanması yapıp 1300 gün daha prim ödemek babanızı nereden baksanız 2,5 sene daha erken emekli eder. Teşekkürler hocam. Evet biz teşekkür ediyoruz Süleyman Bey'e. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir telefonumuz daha var. Yasemin Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo iyi günler. Hayırlı akşamlar. Buyurun Yasemin Hanım. Benim bir sorum olacak. Ben yurt dışı borçlanması yapmıştım da. Evet. Acaba ne zaman emekli olurum veya da ne kadar alabilirim onu soracağım. Evet, yurt dışından önce sigortanız var mı veya yurt dışına ne zaman çıktınız? Yurt dışına 76'da çıktım ama 18 yaşında 82 sigorta başlangıcı yapmışlar. Evet, 82. Evet. 2001 arasında sigortalı göstermişler. Yani sigortalı olarak ödedim. Evet. 2001'de Alman vatandaş olduğum için 5573 gün borçlanma yaptım. Evet. Şimdi Türkiye'de SSK'nız var mıydı borçlanma yaptığınızda? Yani SSK'nın evet, borçlanması mı sayıldı yoksa? Yok SGK borçlanması. Türkiye'den sigortalı çalıştım yani bir hafta. Ne kadar çalıştınız? Bir hafta. Bir hafta sigortalı tamam. Çalıştınız sonra da borçlanarak borcu ödediniz. SSK borçlanması yapılmış. 82 sigorta başlangıcına göre 5000 gün prim ödenmesi lazım. O da var. 40 yaş şartından emekli olabilirsiniz. Yani yurt dışında şu an çalışmıyorsanız, emeklilik müracaatında bulunursanız emekli olabilirsiniz. Ne kadar alabilirim acaba? Yani 82 ile 2001 arasını ödediğiniz için aşağı yukarı vergi iadesiyle birlikte 1600 liraya yakın bir rakam olacağını söyleyebilirim. Ol. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet. Sorularımıza devam ediyoruz. Ali Çoşkun hayırlı akşamlar diyor. 01.01.1965 doğumluyum. Ocak 1988'de tarım sigortası girişim var. Ama günüm yok. 1995-97 vergi mükellefiyetim var. Bağkur girişim yok. Bağkur'a çevirebilir miyim? 8 yıldır sigortalıyım. Girişim olan çiftçi sigortanın bana faydası olur mu? Olmazsa ne zaman emekli olurum? Teşekkürler diyor. 8 yıldan bu yana prim ödemesi kendisinin 5400 gün primle Bağkur'a devam edeceği için 63 yaşında emekli olacağı anlamına gelir. Ama 8 Eylül 99'dan önce Bağkur primin bulunması bir anlamda kendisini 58 yaşında 5400 günle emekli yapar. Askerlikte borçlanarak hem gününü de arttırabilir. Muhtemeldir ki Bağkur kaydını açtırmış ancak 12 ayı aşan prim borcu bulunduğu için hizmetler silinmiş. Dolayısıyla bu hizmetleri canlandırma yoluyla yani bir anlamda askerlik borçlanması gibi primini ödemek yoluyla kazanarak 5400 günle 58 yaşında emekli olması mümkün olur. Onun için de hem oda kaydını hem vergi kaydını gösteren belgelerle birlikte Bağkur dosyasının o tescilin yapıldığı müdürlüğe müracaat etmesi halinde ayrıca kendisinin de ihya etmek yani canlandırmak için talepte bulunması halinde bu günleri kazanarak bir anlamda 5 sene daha erken emekli olması mümkün olur. Evet bir telefonumuz daha var Şüheda Hanım telefon attığımızda. Alo. Merhaba. Merhaba buyurun. Ben babam için bir şeyler sormak istiyordum. Tabii buyurun sizi dinliyoruz. Babam 28.04.1970 doğumlu. Evet. 02.03.1994 sigorta girişi var. Evet. 50 gün 01.01.1999 yılından. Evet. 01.04.2016 yılına kadar Bağkur ödedi. Bağkur, evet. 27.08.1990 yılında 18 askerlik yaptı. Evet.
Ve bu askerliğin bütün şeyini ödedi. Ödedi, evet. Ne zaman sigortadan emekli olabilir? Sigortadan veya Pağkur'dan hangisi daha uygun olacak? Şimdi uzmanımız onu size söylemiş olacak. SSK kaç gün dediniz? 94'te SSK'lı oldu. Kaç gün oldu? 50 gün. 50 gün. 99 Bağkur ne zaman başladı? Hangi ne ayda? 99 Bağkur 1. Birinci ayın 1'i. Birinci ayın 1'inde başladı. Yani 1 Haziran 2002 tarihine kadar ödenen primi tespit etmemiz lazım ki Bağkur emekliliğini söyleyebilirim ki SSK emekliliğine göre epey ileri bir tarih olacak çünkü. Mevcut durumda askerlik borçlanmasını da yapması halinde babanızın 25 yılı tamamlamasına kalan süresi 18,5 yıldan fazla 20 yıldan az kalacağı için Bağkur şartlarından 56 yaşında emekli olabilir. Ancak 94 SSK başlangıcını dikkate aldığımızda bir de askerlik borçlanması yaptığını varsaydığımızda babanız SSK'dan 53 yaşında emekli olabilecek. Dolayısıyla Bağkur'dan sonra 1260 gün SSK primi ödemek suretiyle 3 sene daha erken emekli olma imkanını elde edecek SSK'dan Bağkur'a göre. Dolayısıyla 70 doğumlu olduğuna göre 2023, 53 yaşını tamamlayacağı tarih. Önümüzde de 6 senelik bir süre var. Bu 6 senelik süre içerisinde babanız en az 1261 gün SSK primi öderse 2023 yılında SSK'dan emekli olacak. Askerliği de borçlanarak tabii. Evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet Murat Bey, bu arada da reklam arası vereceğiz. Bir reklam arası verelim. Sonra da inşallah birlikte devam edeceğiz. Evet, yeniden birlikteyiz Murat Bey. Hemen sorularımıza devam ediyoruz. Çerkes Hüseyin soruyor. 09-09-1969 doğumluyum. 1988'de SSK girişim var. 210 gün. 1995 Pağkur girişim. Pağkur'dan sonra 1267 gün SSK ödedim. Ne zaman emekli olurum? Pağkur primini söylemedi ama en azından biz günüyle şeyle söyleyebiliriz herhalde. Burada yine bir hatırlatmada bulunalım. SSK emekliliğinde bazen bir gün bile emeklilik açısından önem arz ediyor. Dolayısıyla hem gün hem ay hem de yıl olarak belirtirlerse sigorta başlangıcını net bir cevap veririz. Öbür türlü iki ihtimalle cevap vermek durumunda kalıyoruz. Bu yüzden de ben de iki ihtimal olarak eğer 23 Mayıs 1988 ve öncesindeyiz sigortalı olmuşsa 50 yaş 5375 günle yani bir anlamda 2019 yılında eğer 24 Mayıs 1988 ve sonrasında sigortalı olmuşsa 51 yaş 5450 günle yani 2020 yılında emekli olabilir soruyu gönderen Hüseyin Bey. Evet, Fatma Meriç soruyor. Bodrum Muğla'dan diyor. Soruyorum. 1984'te başladım. 1990'a kadar çalıştım. 1800 gün sigorta günüm var diyor. Kayıp kayıtlarda dilekçe vermeme rağmen bulunamıyor. Doğum tarihim 1966. Herhalde ne zaman emekli olurumu soruyor. Diyor ki dilekçe verdim. Ona rağmen diyor kayıp olan primlerim gözükmüyor ve bir cevap veremediler diyor herhalde. Evet. Onu demek istiyor. Acaba ne zaman emekli olabilir? Belki 1980-84'ten sonra doğumları da olabilir. Evet. 66 olduğuna göre doğumları da borçlanabilir. Bu ihtimalleri de söylemiş olalım. Şimdi şöyle bir durum olmuş olabilir. Genelde kadınlar bazen evlenmeden önce sigortalı çalıştıkları için SSK kayıtları kızlık soyadı üzerinden tescil edilmiş olacağından kimi zaman bunların TC kimlik numarasıyla SSK numarası eşleştirilmemiş olabilir. Bu şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'na eski kızlık soyadıyla müracaat ederse veya elinde mevcut olan bir SSK numarası var onunla başvurursa veya İş yeri halen faaliyetteyse, iş yerinin işlem gördüğü
iş yeri numarasını vermek suretiyle gerçekten primler ödenmişse o kaybolmaz. Yani kayıp olmaz, bulunur o. Dolayısıyla da TC kimlik numarasına eşleştirilir. 1984 sigorta başlangıcına göre ayını tam söylememiş ama 84'te sigortalı olanlar için prim günü açısından 5000 gün yeterli. Sadece 23 Mayıs 84 ve öncesinde ise 40 yaş, sonrasında ise 41 yaşında emekli olabiliyor ki zaten verdiği doğum tarihine göre bir yaş problemi yaşamayacak. Yani 5000 gün yeterli olacak. 1800 günden 5000 günü düştüğümüz zaman 3200 gün eksik var. Eğer 84 ile 90 arası doğum yapmış, aralarda ödenmeyen dönem varsa ödenmeyen dönem kadar, 90'dan sonra doğum varsa o doğumların zaten prim ödemesi olmadığı için 2 yıllık süreyi toplamda da 3 doğum olmak üzere 2160 güne kadarlık kısmını borçlanma yoluyla tamamlayabilir. Geri kalan 3300 günden eksik kalan, eğer 2160 gün borçlanma imkanı varsa doğuma bağlı olarak, geri kalan 1140 günü de isterse isteğe bağlı, isterse çalışarak tamamlamak suretiyle 5000 gün üzerinden emekli olması mümkün olur. Evet, bir telefonumuz daha var. Alo Hüseyin Bey. Alo, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, buyurun. Hoş geldiniz. Hocam ben, sağ olun. Benim 88 girişim var. Evet, kaçıncı ayında? 7. ayın biri. 7. ayın biri, 88, evet. O günden bu yana 2815 gün sigortalı günüm var. Evet. 1920 günde tarım bağ kurum var. Evet, tarım bağ kurumuz önce mi sonra mı? Arada biz peyderpey çalıştığımız için bu karışık. Yani en son priminiz hangisinden? SSK'dan. En son SSK'dan 1260 gününüz herhalde var. Bir de askerlik durumunuz. Askerliği borçlanacak. 540 gün. Ne zaman yaptınız askerliği? 85'te gittik. 87'de geldik. Evet, 85-87 arasında yaptınız. Evet, 8000'in üzerinde de gününüz var. Şimdi evet, şöyle soralım. Tarım Bağkurundan sonra ödenen SSK primi 1260 gün var mı? 1400 gün, 1500 gün var onda. Yani Tarım Bağkuru sona erdi. Ondan sonra 1400 gün SSK ödendi mi? Tarım Bağkuru 2010 yılından bu yana 1400 günüm var. 1500 günüm var şeyden. SSK'dan. SSK'dan. Evet. Yok, toplam 2815 diyorsun ya. Şimdi Tarım Bağkuru'na ne zaman girdin? Ne zaman sona erdi? Tarım Bağkuru'na yapılandırma olayı çıktı. 2011'de müracaat ettim. Bir de 2014'te müracaat ettim. Yalnız bunların hiç borcu yok, ödedim. Yok, ödedin de hangi yılların primi bu? Yani Tarım Bağkuru 2005 ile 2010 arası mı? 2010 ile 2015 arası mı? 2007-2012 gözüküyor. 2007-2012. Evet. 2012'den çakışma var. Çakışma işte orada geçerli olan, biliyorsunuz. Tarım Bağkur'la normal SSK çakıştığı zaman 1 Ekim 2008'den önce SSK geçerli oluyor. Tarım siliniyor. 1 Ekim 2008 ile 1 Mart 2011 arası hangisi önceden başladıysa o geçerli oluyor. O yüzden 2012 yılından sonra, 2012 yılından sonra, hatta 1 Mart 2011'den sonra toplam SSK gününüz 1260 günü buldu mu? Öyle sorayım. Geçiyor. Geçiyor. Demek ki SSK şartlarından emekli olabileceksiniz. Normalde emeklilik şartınız sigorta başlangıcına göre 51 yaş 5450 gün ama siz askerliği borçlanma yapmanız durumunda 50 yaşlık gruba gireceksiniz ve 5375 günle emekli olabileceksiniz. Evet. Mevcut 2815 gün Bağkur, 1920'de SSK varsa, çakışanlardan hariç varsa, tabii çakışan varsa onu düşmeniz lazım. Aynı anda hem SSK hem Bağkur aynı ayda olmaz. Eğer böyleyse toplamda 4735 gün yapar. 540 günde askerlik borçlanırsanız 5275 güne çıkar. Dolayısıyla bir 100 gün daha prim en az ödenmesi durumunda 50 yaşında emekli olma imkanını elde edersiniz. Kaç doğumlusunuz? 65 doğumlu. 65 doğumlusunuz. Demek ki yaş probleminiz de yok. Dediğim gibi çakışma hariç 2815 SSK, 1920 Bağkur varsa 540 günde askerlik borçlanıp üzerine bir 100 gün daha prim öderseniz 100 gün sonra emeklisiniz.
Tamam hocam da bunu geçenlerde biz Bağkur'a vardık. Bağkur dedi ki senin bunun şeyleri ödemelerini almaması lazım dedi. Bu çakışma geriye dönüp kaydırabilir mi kaydıramaz mı? Çakışmalarda işte 1 Mayıs 1 Ekim 2008 yılından önce SSK mı Bağkur çakışmışsa Tarım Bağkur'u Tarım Bağkur günleri silinir. 1 Ekim 2008 ile 1 Mart 2011 arasındaysa Tarım Bağkur önceden başlamışsa SSK geçersiz sayılır. Yani o aradaki SSK günlerini yok gibi değerlendirmeniz lazım. Ya yok gibi de işte burada bir hata olmuş. Hata olunca da tarihte yanlışlık var. Tarihte yanlışlıktan dolayı da işte geçen Bağkur'da da aynısını söylediler. Ben ne zaman emekli olurum diye dilekçe verirseniz onlara ayıklarlar. Net rakamı söylerler. Onu askerlik borçlanmasıyla 5375'e tamamlayıp emekli olacaksınız. Oldu mu? Oldu hocam, çok sağ olun. Siz de sağ olun, hayırlı akşamlar diliyoruz. Yani böyle bir imkan da var. Sosyal Güvenlik Kurumu'na özellikle böyle net bize bilgi veremediği için ben ne zaman emekli olurum diye dilekçe verince hem geçerli olan SSK hem geçerli olan Bağkur'u dikkate alınarak işte sizin 100 gün eksiğiniz var veya sizin 200 gün eksiğiniz var diye kendisine bilgi verilir. Evet, Ömer Köstereli soruyor. Selamun aleyküm, hayırlı programlar. 1972 doğumluyum. 2005'ten beri tarım affedersiniz, Bağkur olarak yatırıyorum. 15 ay askerlik yaptım. Sigortaya geçiş yapsam ne kadar sürede emekli olabilirim? Kaç sene Bağkur ödeyerek sigortaya geçmeliyim diyor. Bilgi verirseniz sevinirim diyor. Şimdi SSK şartlarından emeklilik, askerlik borçlanması yapsa da yapmasa da 7000 gün primle 60 yaşında. Bağkur şartlarından emeklilik de 9000 gün primle 60 yaşında, 5400 gün primle 62 yaşında. Dolayısıyla doğum tarihi 1972 olduğuna göre 60 yaşına eklediğimiz zaman 72, 60 daha 2032 yapar. Bu durumda da 2032 yılında 7 sene kala Bağkur'dan SSK'ya geçerse 7000 günü de tamamlarsa SSK'dan emekli olur. Yani bir anlamda yaş olarak değişen bir şey yok. SSK'dan emeklilik 2000 gün daha az primle mümkün. Bunun için de Bağkur'dan sonra en az 1260 gün SSK priminin ödenmiş olması gerekir. Evet, bir telefonumuz daha var. Alo, Veysi Bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar, soru buyurun. Soru soracaktım babamla ilgili. Evet, sizi dinliyoruz. Babam 1964 doğumlu. Evet. 2009'da sigorta girişi var. 2009'un kaçıncı ayı? 5. ayı. 5. ayı sigorta olarak 2005, var. Evet. 2550 gün primi var. Evet. 18 ayda askerlik borçlanması. Evet. Ne zaman emekli olabilir baba? Evet, 2009'a göre emekliliğini soruyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi askerlik borçlanması yaptıysa 1 Mayıs 2008'den önce sigortalı olacağı anlamına gelir. Bu durumda da Bağkur'dan 5400 gün primle 62 yaşında, en erkenini söylüyorum. SSK'dan 7000 gün primle, bu durumda da SSK'dan 7000 gün primle 60 yaşında emekli olur ki 7000 gün primde 2500 gün prim ödendiğini dikkate aldığımızda çok uzun bir süre. Dolayısıyla en erken Bağkur'dan 5400 günle emekli olabilir. Onda da yaş olarak da 62 yaşında emekli olabilir. Yani 2026 yılına kadar prim gününü askerlik borçlanarak veya borçlanmadan 5400 güne tamamlayarak en erken emekli olması mümkün olur. Oldu hocam, çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, Abdullah Özçelik soruyor. Hayırlı akşamlar, ben Malatya'dayım. 1971 doğumluyum. 1985 SSK girişim var. 263 gün daha sonra Bağkur yatırdım. Tarım 2007, esnaf Bağkur yatırdım 2016 sonuna kadar. Bu ay SSK geçiş yaptım. Toplam gün sayım 5450. Bu durumda ne zaman emekli olabilirim? Teşekkür ederim diyor. Şimdi burada da ayı tam belirtilmediği için birincisi önce şunu söyleyelim. Bağkur sonrası en az 1260 gün prim ödenecek ki SSK primi SSK şartlarından emekli olsun. Bu şartı yerine getirmesi koşuluyla eğer sigortalılık başlangıcı 23 Mayıs 1985 ve öncesi ise 48 yaşında prim sıkıntısı yok. Sonrası ise 49 yaşında emekli olma
imkanı söz konusu olacak. Ama en az Bağkur'dan sonra 1260 gün prim ödemesi koşuluyla. Evet, bir telefonumuz daha var. Alo, Mehmet Bey. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, buyurun. Benim sorum, ben Bağkur'uyum. Önce televizyonumuzun sesini kısabilir miyiz? Bir saniye, kısıyorum. Ben Bağkur'uyum. Evet, ne zamandan beri? Kanunun 28E5 maddesine göre emekliliği hak ettim özel şartlardan. Evet. Şimdi ben bu askerlik borçlanması yaparsam emekli maaşına katkısı ne kadar olur diye merak ettiydim. Onu öğrenmek istiyorum. Evet, aslında siz hak ettiğiniz diyorsunuz ama askerliği de saymak istiyoruz. SSK'dan mı emekli oluyorsunuz, Bağkur'dan mı? Bağkur'dan. Askerlik dönemi ne zaman? Askerlik dönemi 94. 94. Pek fazla değiştirmez. Yani borçlanmaya değmez. Öyle söyleyeyim. Önemli bir artış katkısı sağlamaz mı acaba? İşte sigortalı niteliğine göre değişiyor. SSK olsaydı şimdi 100 lira arttırır derdim ama zaten sizin aylık bağlama oranı biraz farklı belirlendiği için yani. 93'te de bir isteğe bağlı bir 12 ay ödemişliğim var. 93 senesinde. Ya tamam da işte Bağkur askerlik borçlanmasında emeklilik hesaplaması SSK gibi değil. O yüzden borçlanmanıza gerek yok diyeyim ben size. 4680 şartından emekli oluyordum. Ben şu an 4800 gün primim var. Tahminin ne kadar bir maaş bağlanır acaba onu öğrenebilir miyim? Yani ödenen primlerin dönemi, basamak, hangi basamaktan ödenmiş, hangi yıllarda kaç gün ödenmiş bunların hepsini bilmeden bir şey söyleyemem ben şurada. En aşağı tabandan ödendi hepsi. Yani işte taban derken 2000 yılından önce en aşağı ödeyen, 2000-2008 arası ödeyen, birinci basamağı ödeyen, üçüncü basamağı ödeyen, Tarım Bağkur ödeyen, Normal Bağkur ödeyen bu hep değişken. O yüzden bir rakam verip o daha sonradan da o rakamdan farklı çıkınca sizi şaşırtmış oluruz. Yani gün dökümünüzü önümüze koyup gün gün, yıl yıl, matrah matrah, basamak basamak görmeden rakam veremeyiz. Abi şimdi siz diyorsunuz ki askerliği ödememin borçlanmanın önemli bir katkısı sağlamayacağını söylüyorsunuz. Doğrudur. Ödememe gerek yok. Doğrudur. Oldu o zaman. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar Mehmet Bey. Evet yani emekli maaşı böyle. Yani memurun emekliliği olsa memur maaş katsayısı emekli olacağı tarihteki ve taban aylık katsayısını bildiğimiz için işte 0,096 memur maaş katsayısı 1,50 küsürde taban aylık katsayısı onu bilip derecesini kademesini verirse hemen çok basit bir şekilde söyleyebiliriz ama Bağkur maaşı öyle değil. Çünkü 2000 yılında kaçıncı basamaktan kaç ay prim ödedin? 2001 yılında kaçıncı basamaktan kaç ay prim ödedin? Veya SSK emekliliği işte 2004 yılında prim ödedin de matrahı ne kadar? 99 yılında prim ödedin de matrahı ne kadar? Bunlara bakarak evet. Gösterge, üst gösterge, her birinin aylık bağlama oranı farklı. Yani çalışma hayatının tamamını önümüze koyup böyle bir incelemeden bir rakam söylersek sağlıklı olmaz. Yani söylediğimiz eğer farklı çıktıktan sonra bir anlamı yok. Evet. O yüzden de 1500 lira ile 2000 lira arası olur veya 1000 lira ile 1500 bu da doğru bir bilgi olmaz yani. Ama bizde böyle bir hizmeti var zaten. Girseler orada zaten engelli için yok. Hani bir, engelli, normal emekli evet. için normal emekli için var. Evet, engelli olduğu var. İçin o şekilde özel tam hesaplama yapamıyorlar. Evet. Yok. Evet. Şifa Sargın soruyor. 01.09.1960'da doğum tarihi herhalde öyle yazmış. Evet 1980 askerim. 1994 birlik kaydım var. 1995 çiftçi Bağkur kaydım var. 2004'ten beri esnaf Bağkur'um var. Askerlik ve ant birlik kaydını yaptırsam ne zaman emekli olurum ya da kaydılmasam ne zaman emekli olurum diyor. Şimdi Bağkur'dan emekli olması için 9000 gün prim ödemesi lazım veya 5400 gün primle 58 yaşında da emekli olabilir. Yani bir sene sonraya tekabül ediyor. Dolayısıyla 5400 gün prim ödemesi varsa askerlik borçlanması yapmadan da seneyi bekleyebilir. Askerlik borçlanması yaparak 9000 günü sağlayabilecekse askerlik borçlanmasını yapıp bir sene önce emekli olması avantajını olur. Zaten yaş problemi yaşanmıyor. Evet, bir telefonumuz daha var. Alo, Mehmet Bey. Alo. Buyurun. Hocam ben şunu soracaktım. Önce hayırlı akşamlar diliyorum.
Ben 1995 10. ayın 1'inde stajyer olarak çalıştım. Evet. Devletten baktığımda başlangıç 95 olarak gözüküyor. Evet. Emekliliğe bu 95 tarihinden itibaren mi geçerli? Onu soracaktım. Evet. Sonra prim... sigorta ne zaman oldunuz? En son başlangıcım mesela 2000'de başladım. Şu anda 3300 küsür yani. 3400'e evet. yakın. Evet. Yani şimdi her zaman sorulan bir soru staj aslında. Staj ve çıraklık evet. dönemlerinde emeklilik primi ödenmediği için, sadece kısa vade primi ödendiği için, eski dönemlerde aynı zamanda hastalık primi ödendiği için emeklilik açısından, hesap açısından başlangıç sayılmıyor. Dolayısıyla 95'te işe girenler gibi değil, 2000'de işe girenler gibi düşünmeliyiz. SSK şartlarından da emekli olması için 7000 gün prim veya 25 yıl sigorta 4500 gün primle 60 yaşında emekli olmak söz konusu. Ancak askerlik 2000 yılından önce yapılmışsa, askerlik borçlanması yapılması durumunda her durumda sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999'un öncesine geleceğinden 58 yaş 5975 gün primle yani 2 sene daha erken emekli olmak mümkün olur. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet Cihan Toptaş soruyor. Selamun aleyküm. 01.01.1975 doğum, 1992 Kasım meslek lisesi staj yaptım, 1994 maliye girişim var. Yalnız Bağkur kaydım yok, 1999 Şubat sigorta girişim, 5200 gün primim var. 2 yıldır isteğe bağlı tarım sigortalıyım. 1995 Ağustos, 1997 Şubat askerlik yaptım diyor kardeşimiz Cihan. Toptaş kardeşimiz evet. bu şekilde soruyor. Ne zaman emekli olacağını soruyor. Staj başlangıcının az önce de belirttiğimiz evet. gibi önemi yok. Yani dolayısıyla emeklilik açısından, hesap açısından hiç yokmuş gibi düşünebilir. Askerlik borçlanması durumunda SSK şartlarından 57 yaş, 5009 ve 25 yıl sigortalık şartını sağlaması halinde emekli olabileceği gibi Bağkur şartları açısından 58 yaş, 5400 gün primle emekli olması da mümkün olur. 2 yıl Bağkur primi ödemiş SSK'dan sonra 1,5 yıldan daha fazla ödemesi durumunda Bağkur şartlarına geçip 58 yaş 5400 gün primle emekli olma seçeneği karşısına çıkar veya SSK'dan emekli olmak istiyorsa bu süreyi de kaçırmışsa yeniden SSK'lı işe girip 1260 gün SSK primi ödeyip 57 yaşında 5975 gün primle emekli olması mümkün olur. Evet. Bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Kamil Bey. Evet ben 1960 doğumluyum. Evet. 88'in birinci ayında girişim var. 4200 günüm var. Evet. SSK'lı olarak bir girişiniz var. Evet, evet. Evet. Askerlik durumunuz? Askerlik durumum 20 ay yaptım. Ne zaman yaptınız? 80'de. 80'de yaptınız. Evet. Evet, ne zaman emekli olacağınızı evet, ne zaman soruyorsunuz. Emekli olalım. 4200 civarında bir günüm var. 4200 gün. Askerlik borçlanması sizi erken emekli edeceğinden 600 gün askerlik borçlanması yaparsanız prim gününüz hem 4800 güne denk gelecek hem de ödenmesi gereken prim biraz daha aşağı inecek. Bu durumda da askerlik borçlanması yaparak 5300 gün primle emekli olmanız mümkün olacak. Yani askerlik primine ilave 500 gün daha prim ödemeniz durumunda emekli olabileceksiniz. 5300 gün değil mi? 5300 borçlanırsanız. Askeri de borçlanırsam yani. Borçlanacaksınız. O halde 5300 borçlanmazsanız 5375 zaten sizin gününüz eksik. Güne ihtiyacınız var. Yaş probleminiz yok. Yapacağınız şu. 4200 gününüz var. 600 günde askerlik borçlanınca 4800. Ha bugün illa bugün borçlanmanıza gerek yok. 500 gün prim ödedikten sonra da borçlanabilirsiniz. Yani toplamda primi 5300'e tamamlayınca emekli olacaksınız. Dolayısıyla emekliliğinize bir ay kala da borçlanabilirsiniz. Bu şey olmasa yaştan 60'ta mı olacak? 3600 şartlarından ancak ne zaman tamamladınız mesela? 3600 gün ne zaman tamamlandı? Ben geçen sene yani daha önce 2015'te falan yani. Yani şunu bilmemiz lazım bizim. 3600 günün tamamlandığı tarihi bilmemiz lazım ki ona göre bir şey söyleyebilirim. Ama
Doğum tarihinizi dikkate aldığımda 60 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Bu da 2020'ye tekabül eder. Tamam. 3 sene sonra. Oysa askerlik borçlanıp 500 gün prim ödemek 1,5 senenin bile altında sizi 1,5 sene daha erken emekli edecek. Evet, Kamil Bey herhalde bizi anlamıştır. Evet, Gökhan Davutoğlu soruyor. Selamun aleyküm, hayırlı geceler, hayırlı cumalar. Doğum tarihim 15.06.1976, ilk SSK giriş tarihim 20.12.1994, Kasım. 96'da askere gittim, 18 ay askerlik yaptım, askerliği ödemedim. Halen sigorta olarak çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim diyor. Askerlik borçlanması zaten sigortadan sonra gittiği için emeklilik yaşını etkilemez. Sadece güne ihtiyacı varsa gününü arttırır. İhtiyacı da yoksa aylık bağlama oranını yükselteceğinden emekli maaşına katkısı olur. 94 12. ay sigorta başlangıcına göre 55 yaş 5750 gün primle emekli olur. Yani 76 doğumlu olduğuna göre 55 yaşı da 2031 yılında tamamlar, 2031 yılında emekli olabilir. En az dediğimiz gibi 5750 gün prim ödemesi koşuluyla. Evet, Selahattin Şahin, 1967 doğumluyum. 2003'ün 3. ayından itibaren Bağkurluyum. Ne zaman emekli olabilirim diyor. 2003 yılında ilk defa sigortalı olduğu için askerlik borçlansa da borçlanmasa da Bağkur şartlarına göre 15 yıl yani 5400 gün primle 62 yaşında 9000 gün primle 60 yaşında emekli olması mümkün olur Bağkur şartlarına göre. Evet, Erdoğan Gökdemir soruyor. 1974 doğumluyum. 1993 SSK başladım. 6450 günüm var. 2013 7. ayında kamuda memur olarak işe başladım. Ne zaman emekli olurum diyor. Şimdi evet. Memur emekliliği aynı Bağkur emekliliğinde olduğu gibi ödenen primlerin dönemi, çünkü SSK sigorta primlerinde aralarda hastalanırsınız, işsiz kalırsınız, sürekli yatmaz, memura benzemez. Dolayısıyla emeklilik yaşını tam söyleyebilmemiz için 23 Mayıs 2002 tarihine kadar ödenen primleri bilmemiz lazım. Bunu söylemesi durumunda ancak emeklilik yaşını söyleyebiliriz. Çünkü sigorta başladığı tarihle memurluğa başladığı tarih arasında aşağı yukarı 20 sene var ama 20 sene prim yatmamış. Aşağı yukarı 18 sene prim yatmış. 2 senelik bir boşluk var. İşte o boşluk 98'de mi, 99'da mı, 2003'te mi, 2005'te mi onu bilemediğimiz için bir net olarak tarih vermemiz mümkün değil. O yüzden de memurluk açısından soru soranlar veya Bağkur açısından soru soranlar 2002 yılı Mayıs ayına kadar kaç gün primlerinin olduğunu bir not alıp veya onu bize belirtirse ancak o zaman söyleyebiliriz. Evet. Emeksiz İlhan soruyor. 1971 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 10.01.1994. 15 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olurum ve ne kadar askerlik borçlanması lazım diyor. 71-94 yani askerliği önce yapmış olabilir. Öyle gözüküyor. Sonra yaptığını düşünelim. Bir de önce yaptığını düşünelim. Sonradan yapmışsa emeklilik yaş şartını değiştirmez. Dolayısıyla 54 yaş 5675 güne denk gelir. Ama askerliği sigorta başlangıcı olan 94 Ocak'tan önce yapmışsa en az da 14 aylık kısmını borçlanırsa 53 yaş 5600 günde emekli olması mümkün olur. Evet. Son bir soru daha sorup programı kapatacağız inşallah. Hacı Mehmet Ünal soruyor. İyi akşamlar Murat Bey için soruyorum diyor. 30.05.1966 doğumluyum. 1984 yılında SSK başlangıcım var. 1995 yılında 2014 12. ayına kadar esnaf Bağkur'um var. Bu tarihte diyor, bu tarihe kadar, bugüne kadar SSK ödüyorum. Ancak Bağkur'a borcum olduğu için yaklaşık 100.000 TL borç miktarı çıkarılıyor. Oysa bana 5.225 gün lazım diyorlar. Ben Bağkur'u nasıl, ne şekilde borçlanabilirim? Daha kolay diyor. Şimdi 100.000 lira borç çıkmaz. Çünkü yasayla birlikte 12 aydan fazla borcu olanların hem borcu silindi hem hizmeti silindi. Eğer hiç ödemesi yoksa
bir anlamda Bağkur'u hiç olmamış oldu. Ödemesi varsa ödemenin olduğu süre kadar Bağkur hizmetini kazanmış oluyor. Ancak kendisinin güne ihtiyacı varsa hiç ödemediği için veya Bağkur ödenen primler çok az bir döneme tekabül ediyorsa, burada askerlik gibi dönem seçme imkanı söz konusu değil. Tamamını borçlanmak söz konusu. Eğer bunun tamamı da 100 bin lira tutuyorsa bunun 3 ay içerisinde ödenmekten başka seçenek maalesef söz konusu değil yasaya göre. Evet Murat Bey, her zaman hızlı ve elimizden geldiği kadar tüm soruları cevaplamaya çalıştığımız bir program oldu. Yine sonuna geldik. Evet, son nasihatlerini, sözlerini söyleyeceğiniz bir şey varsa buyurun, sizi dinliyoruz. Genelde izleyicilerimiz bize sorar, biz de cevap verirdik. Bugüne mahsus ben onlara sormak istiyorum. Milli güvenliğimiz varsa sosyal güvenliğimiz var. Milli güvenliğimiz için, sosyal güvenliğimiz için evet ben de varım diyorum. Sayın Akit'e sorun izleyicileri. Sizler de var mısınız? Evet sevgili izleyiciler, Akit'e sorunun bir sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Yeni referandumun insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz eder. Hepinizi Allah'a emanet ederek hayırlı akşamlar diliyorum.